izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz. Adnan Bey, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. 22-23. Evet Fikret, dinliyorum. IŞİD hedeflerini vurmak için İncirlik üssünden havalanan iki Amerikan jeti Rus uçağı tarafından engellendi. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre iki Amerikan jeti IŞİD'in merkezi sayılan Rakka yakınlarındaki hedefleri vurmaya gidiyordu. Bir Rus uçağı ile karşılaşan jetler güvenli mesafeyi korumak istedi ancak Rus uçağı yolundan dönmedi. Amerikan jetleri Rusya'ya ait uçakla karşılaşmamak için rota değiştirmek zorunda kaldı ve bunun üzerine bombardıman görevi iptal edildi. Yani ne anlama geliyor bu? Yani IŞİD'i koruyor mu Rusya, nedir? Öyle gözüktü. Bu konuyu biraz araştırmak lazım. Ya anlaşılır gibi de değil. Evet. Yani Rusya'nın oradaki gruplara bakış açısını şu an tam bilmiyorum. Evet, dinliyorum. Beşir Atalay, çözüm sürecinde valilere operasyon yapmayın şeklinde yazılı ve sözlü talimat verilip verilmediği tartışmaları hakkında ne sözlü ne yazılı öyle bir şey yok. Biz hep şöyle söylemişizdir. Kamu düzeni çözüm sürecinin alternatifi değildir. İkisi birden yürüyecektir. Hiçbir yerde ne sözlü ne yazılı öyle bir şey yok. Ama o dönemde şunlar yapıldı. Yaylalar vesaire daha özgür alanlar, bazı vatandaşların daha rahat hareketi, o yönde tedbirler alındı. Yaylalar yasak alanlardı. Oralar açıldı. Hayatı normalleştirme yönünde o tür tedbirler alındı. Yaylalar çok güzel. Yani çok acı da PKK oraya lağım gibi çöktü. Ne yaylalar kullanılabiliyor, ne şehirlerde insanlar rahat yaşayabiliyor. Güneydoğu'nun adeta kabusu oldu PKK. Evet. Yani oradaki insanlar zaten derin devletten çok çekti. Şimdi de bu pisliklerden, derin devletin bu kolundan çok çekiyorlar. Derin devlet yapılanlar da Amerikan derin devletine bağlı oluyor. Bu Rakka Suriye'de değil mi? Evet. Yani Amerika'ya buralara girme bir daha falan. Ona getirmiş. Yani Amerikan uçaklarının en büyük var falan. Acayip şeker. Tipin tatlılığına bak. Rakka IŞİD başkenti ilan etmiş, öyle mi Rakka? Evet. Amerikan uçaklarının bu kadar uslu olması da çok şaşırtıcı. Demek ki tavır konunca gereği oluyormuş. Tabii. Ya burada Türk hükümetinin bazı yetkililerinde işaret var. Yani bak, bir uçak iki uçağı birden kovalayabiliyor. Yani onlar da bir mantık oluşuyor. Thank you.
Sevgisiyle dolu bir insan. Sevgiyi her yerde savunan bir insan. Gönlü temiz, ruhu da temiz bir insan. Müzikte üstad. Müzikte üstad. Sanatta üstad. Üstad yani. Ama o reenkarnasyon olayı, o yanlış. Benim tanıdığım tapınak şövalyelerinde bir kısmı reenkarnasyona inanıyorlar. Yanlış. Yani bir mantığı yok. Bir insan dünyaya geliyor. Burada yani bayağı bol vakit veriliyor. Ya bir hafta bile verilse yeter insana. Nasıl anlamaz yani. Ama bayağı bir ömür veriyor. 70 yıl, 80 yıl ömür veriyor. Veyahut daha kısa da oluyor. Anlayan anlayacağı kadar. Adam imtihan alıp gidiyor. Yeniden geliyor diyor. Hadi sen dediğin gibi düşünelim. Adam geçmişini hatırlamıyor. O zaman hangi tecrübeleri düşünerek kendini geliştirecek?
yepyeni bir adam geliyor sıfırdan. Geçmişini tamamen hatırlıyorsa tamam, faydası olur yeniden gelmenin. Ama geçmişini hatırlamıyor. Ölümden sonra dirilme Kur'an'da var. Yani mesela bazı kavimleri Allah topluca öldürüyor, sonra topluca hepsini diriltiyor. Ölen bir adam var, işte ona dananın bir bölümüyle dokunuluyor. Danadan alınan, etinden alınan bir parçayla dokunuluyor. Ki yani şu an kalp kapakçığı değiştiriyor, danadan alınan. Kalp kapakçığı insana takılıyor, insan yaşıyor. Ona da işaret var. Bu şekilde ölümden sonra o işte eşeğiyle birlikte ölen bir adam var. Sonra diriliyor. Yani dirilme var. Ama şahıs eğer geçmişi hatırlıyorsa bir kıymet olur. Geçmişi, şimdi diyor ki reenkarnasyonla ben işte ben dördüncü Louis'ydim diyor. Hadi öyle olduğunu düşünelim. Anlat diyor, Louis ne yapıyordun sen o zaman? Hatırlayamıyorum diyor. O zaman Louis'in bir anlamı yok ki. Sen Hüseyin Öz Yılmaz'sın farz ederim. O şekilde imtihan oluyoruz. Geçmişte hatırlamadan göre olmaz. Allah Kur'an'da bir ayette şöyle söylüyor. Size öğüt alanın, öğüt alabileceği kadar süre vermedik mi? Tabii ki bol bol veriyor. Deli gibi sevmek ruhumuza, güzelmiş, şekilmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda, deli gibi sevmek ruhumuzda. Olmuş, yorum yapmış, olmuş. Yorumsuz bir acayip oluyor ya. Bu akademik yönden sanatçı olanlar var. Harfine, virgülüne varıncaya kadar aynı. Evet. Ta çocukluğumuzda 1960'larda dinlerdik. Şimdi gençler hatırlamaz. Efendim işte o zaman buralarda ağaçlar falan yoktu ya. Buralar tarlaydı o zamanlar. İçimiz kararırdı böyle yani çocukken. Ya yorum şahane bir şey. Yorum yap kardeşim. Yeni parça dinleniyor gibi oluyor. Gayet güzel. Demirtaş bugün cuma namazı kılmış halkın arasında. Daha önce hiç namaz kılarken görüntüsü yayınlanmamıştı. İşin ilginç yanı bu aydınlıkçıların lideri, Vatan Partisi'nin başında olan Doğu Perinçek'te. O çok kibar bir insandır, saygılı bir insandır. O da namaz kılıyor. Ama Allah yok diyor. Tesadüfen yaratıldık diyor ama namazda kılıyor. Tabii Demirtaş iman ettiğini düşünüyorum ben. Ya dindarlığın güzel kardeşim bak, bir insan bir seni takdir ediyoruz da bölünmeye karşı bir tavrın yok. Özellikten bahsediyoruz. Ya bu ne ferahlık ya. Hoş Bülent Arınç da açık açık savunuyordu. Kuzey Irak'ta ayaklanma çıkmış çok manidar. Daha yeni uyardım ben Barzani. Başım beladan kurtulmaz dedim. İçeride meseleyi düzelt dedim. Sözümü dinlemiyor. Barzani'ye muhalif olan halk Barzani'nin başkanlığına ve yolsuzluk iddialarına karşı ayaklanmışlar. Süleymaniye'de Barzani'nin parti binası yakılmış. PKK sempatizanları da bunları destekliyor. Allahu alem. Polis gösteriyi bastırırken iki kişi ölmüş, 17 kişi de yaralanmış mesela. Bir dahaki sefere devirirler. Tam söylediniz. Tabii ben bir kere söyledim. Evet. Ne korkuyorsun sen Amerika'dan ya? Allah'a güven, sen mümin muttaki adamsın, nakşibendisin. Değil mi? Oradaki çevredeki insanları eğit. Ya bizim kimseye bir zarımız zorumuz yok dersin. Benim bir iddiam da yok. Bir de saray, ne işin var sarayda ya? Fakir bir hayat yaşa da seni sevsinler. Orada suistimal iddiaları ayyuka çıkar. Yani sen fakir bir topluluğun önderisin. Herkes fakir. Yani kendine niye saray yaptırıyorsun? Ne ihtiyaç var, ne gerek var yani? Değil mi? Normal bir Osmanlı konağı gibi küçük bir yer olsa ona 1000 kere yeter yani. Ne yapacaksın?
Herkes de değil mi? Mutlu olur öyle bir şeyden. Ya para işlere hiç girmemesi lazım. Maddi işlere hiç girmemesi lazım. Kendi de ailesinin de fakir olması güzel olur. Ali Kol, 3. Dünya Savaşı'nın Türkiye bahane edilerek çıkmasından korkuyorum. Yok ya. Yani Türkiye'lik bir iş yok. Peşmergenin ve öğretmenlerin maaşı ödenemiyormuş. Kuzey Irak'ta bunlar sarayda yaşıyor diye halk çok kızıyor. Maaşlarını ödesinler diye Türkiye'ye yardımda bulunuyor. Peşmerge yardımda bulunuyor ama gidip onlar da PYD'ye yardımda bulunuyorlar. 5000 peşmergeyi PYD'ye yardıma gönderiyor. Ya yapma etme, sen fakir bir insan topluluğusun. Fakir müminlerden oluşuyorsun. Değil mi? Türkiye size bakar. Bakarız biz size ama kimseye ilişmeyin, kimsenin de bağınız olmasın. PYD'yle ne işiniz var sizin ya? Amerika'yla ne işiniz var? Ya kardeşim kusura bakma dersin. Biz fakir kendi halinde insanlar. Biz burada yaşıyoruz. Bize ilişmeyin. Biz de size ilişmiyoruz. İşinize bakın de. Nasılsın yakışıklı? İyi, teşekkürler. Size nasıl hocam? Allah'ım olsun. Adın ne senin? Onur. Onur, nerelisin sen? Balıkesirliyim aslan. Balıkesir, Balıkesir'den aslan çıkar. Evet, aferin sana. Kaç kardeş? İki kardeşiz. Bir tane ablam var. O da evli. İyi, Allah uzun ömür versin. Annem baban sağlar. Sağlar onlar da. Manisa'dalar. İyi, Allah onlara da uzun ömür versin. Gel bir tane. Osmanlı 1453 RT. Siyonist Yahudiler silah veriyor şerefsiz PKK'ya. Ya PKK'da Amerikan silahları var, evet. Alman silahları var, evet. Çin silahları var. Silahlar menşe belli. İsrail malı silah yok. Evet. Muhammed, art niyetli sormuyorum fakat bu kadar beddua ediliyor. Yani aleyhte dua ediliyor. İnsanlar neden hala İsrail'in Allah belasını vermiyor hocam? Çocuğu linç ettiler. Evet. İşte bela okursan bela göğe çıkar. Hak ediyorsa o aynaya iner, o adama iner. Ama hak etmiyorsa dua edene geri döner. Dolayısıyla kötü dua etmek olmaz. Allah komşularımızı huzur içinde yaşatsın. Niye bela versin? Değil mi? İran Allah devletlerine âli etsin. Huzur içinde, refah içinde yaşasınlar. Ya İsrail ile Araplar güzel geçinseler müthiş zengin olurlar. Bayağı rahat ederler, huzur içinde yaşarlar. Ne kendileri rahat ediyorlar, ne İsraillilere rahatlık veriyorlar. Bu akılcı bir yöntem değil. Peygamberimizden sonra uzun süre beraber yaşadılar Musevilerle. Hiçbir sorun çıkmadı. Şu an niye sorun çıkarıyorsunuz ya? Barış içinde kardeşçe yaşayın. Yani 1300 sene sorun çıkmamış. Bu yüzyılda çıkarttılar sorunu. Hocam saygılar, sorum. Geçen hafta Mason mevzusu ilgili haberiniz çıktı. 33. derece doğruluğu var mıdır? Var. Selamlar, iyi akşamlar. Aleyküm selam. Canım doğru, doğruluğu var işte, ne diyeyim ya. Sürekli sohbetlerinizde PKK, PYD, Barzani geçiyor. Çok merak ettim. Bu memleketin başka bir derdi yok mu? Sürekli bu konuyu işliyorsunuz. Hoca olmadığınızı söylüyorsunuz. Allah aşkına siz nesiniz peki? Sofi Ulubay. Ben Müslümanım. Tek vasfım var.
Müslümanım. Maşallah. Özelliği ne derse samimi bir Müslümanım. Evet, başka da öyle bir titrim, bir efendim, hocalığım, alimliğim yok. PKK bir memleketin bölünmesi tehlikesi en büyük meseledir. Yani Allahsız kitapsızların, Allah düşmanlarının bir ülkeye hakim olmaya kalkması ve oradaki Müslümanların da buna karşı tepkisi kalması düşünülemez. En hayati konusunda duruyoruz. Ben şimdi üçüncü köprüyü mü konuşayım? Havaalanını mı konuşayım? En hayati konuyu konuşuyorum. Köprü yaparsın elinden gider. Havaalanı yaparsın elinden gider. Bak PKK da Güneydoğu imar etmek için devlet bayağı uğraştı. Kevan Barajı'nı yaptı şunu ya. Yani katrilyonlar ödediler. Bak PKK direkt üstüne konmak için hazırlık yapıyor şu an. Her şeyin. Hocam, Dijitürk'ten kaldırılan kanallarla ilgili düşüncenizi alabilir miyim? İleriki zamanda size yapılırsa tepkiniz ne olur? Yani kanunsuz olarak yapmaya kalkarsa biri bir şeyi, kanun hukukla gereğini yaparız. Ama hukuki bir gerekçesi varsa, makul, mantıklı tabii bir şeyse, evet, ben kanuna saygılıyım. Evet. Ne diyeceğim? Eyvallah derim. Ama tabii ben bir kanalı açtığımda orada bir boşluk görüyorsam, bu çok acıdır. Evet. Her ne olursa olsun acıdır. Yani ben evimin bir penceresi kapandıysa, ben bundan rahatsız olurum. İki penceresi kapanırsa ondan daha da rahatsız olurum. Üç dört penceresi kapanırsa daha da rahatsız olurum. Evin bir ampulü sönüyor, bizi rahatsız ediyor. Tabii. Değil mi? İki ampul sönünce daha da rahatsız oluyoruz. Üç ampul sönünce daha da rahatsız oluyoruz. Ama kanuna, hukuka da saygılı olmak çok önemli bir şey var. Ben kanuna, hukuka saygılıyım. Hukukun, kanunun kestiği parmak acımaz. Ama yani eğlendirici bir konu olmadığı da açık. Mustafa Öz Ölke. Hayda, masonlar arasında ne işin var hocam diyor. Masonluk Yahudiliğe hizmet eder. Masonluk Yahudiliğe hizmet eder. Tamam da Yahudiliğe hizmet etmesini nasıl delillendiriyorsun? Yani bir delil sunarsan söyleyeceğim. Yani nasıl etki etti, ne yaptı? Masonluk Mehdiyet'e hizmet için kurulmuş. Hazreti Süleyman zamanında kurulmuş. Evet. Gizli bir yapılanmaydı ama sonra açık hale geldi. Bir tarikat yapılanması gibi gitti. Asıl amacı Moşiyah'ın. O anlamda diyorsan doğru söylüyorsun. Tevrat'ta geçen Moşiyah'ın, Mehdi'nin zuhuru için ve dünyaya İslam'ın hakim olması için gayret eden bir barış ve kardeşlik teşekkülüdür. Maşallah. Hazreti Süleyman dedem maşallah çok yaman olduğu için o kendi devrinde böyle bir yapılanmaya gitmiş görünüyor. Semboller, remizler falan hepsi Mehdiyet'i anlatır. Yahudilik dediğin eğer Tevrat'sa Tevrat'ın özüne ve gerçeğine hizmet ediyor tabii Masonluk. Evet. Çünkü Tevrat'ın özünde ve gerçeğinde ne var? Moşiyah var. Evet. İslam'ın dünyaya hakimiyeti var. Mehdi'nin zuhuru var. E tabii ki buna hizmet ediyor. Yani Mehdi de İsrail kökenlidir. Beni İsrail'in bir ferdidir. Yani Hazreti İsrail, Hazreti Yakub'un evlatlarındandır. O soydan gelir. Yahudiliğe hizmet eder demeyelim de şöyle diyelim. Masonluk
hem Müslümanlığa hem Yahudiliğe, yani Museviliğe hem Hristiyanlığa hizmet eder. Evet. Ama hepsinin üstünde Mehdiyete, Moşiyale hizmet eder. Daha Hazreti Süleyman'ın yakut taşlı yüzüğü ortaya çıkacak. İnşallah. Tabii. Üstünde o altı köşeli yıldız var. İnşallah. Evet. Efendim, içinde binlerce cini barındıran bir yüzük. İnşallah. Babadan oğula. Onun dışına çıkamıyorlar. Ya o yüzüğün içinde yaşıyorlar. Yakut yüzük. O yüzük ortaya çıktı mı o olaylar bayağı değişir. Mehdi o yüzüğü kullanacak. İnşallah. Çıkın derse çıkarlar söyleyeyim. Yani gelin derse de gelir. Hayat doğada. Evet. Şimdi oturuşu daha düzgün bir hale getirelim de sazlı sözlü bir şeyler yapalım. İnşallah. Evet, kısa videolarla devam ediyoruz programımıza. KK Kürtlerin temsilcisi değildir. PKK'ya yakınlık duyan bazı sol kesimler özellikle son dönemlerde Batı basınında PKK'yı sözde topraklarını savunan kahramanlar ordusu gibi göstermektedir. Oysa PKK ne tüm Kürtlerin temsilcisi ve koruyucusudur ne de kahramandır. PKK yıllarca gerilla taktikleri kullanarak yani korkak ve sinsi yöntemlerle Türk askerine karşı mücadele etmiştir. Ancak ovada yüz yüze bir grupla mücadele edecek tecrübeye, daha da önemlisi cesarete sahip değildir. Bu nedenle IŞİD'e karşı Suriye'de kara savaşı yürütebilecek en son grup PKK'dır. Nitekim IŞİD'in Kobani saldırılarının başladığı günlerde kadınları, çocukları ve yaşlıları bırakıp kaçmaları, PKK yöneticilerinden Cemil Bayık'ın Kobani'de coğrafi koşullar bizim çarpışmamız için uygun değil açıklamaları bu gerçeği teyit etmektedir. Batı'da hakim olan yanlış kanaatlerden biri PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olduğu düşüncesidir. PKK yurt dışında etkin propaganda gücü olduğu için böyle bir imaj oluşmaktadır. Oysa Kürtlerin sosyo-kültürel yapıları PKK gibi bir örgütü kabullenmelerini en baştan imkansız kılar. Kürtler, dindar, aile bağları güçlü, geleneklerine sadık, sevecen ve barışsever bir halktır. PKK ise tüm dinlere karşı, Allahsız, aileye karşı, ahlaki değeri olmayan bir örgüttür. Dolayısıyla Kürtlerin isteyerek ve gönüllü olarak PKK'yı benimsemesi mümkün değildir. PKK'nın Kürtler üzerindeki hakimiyeti baskı ve zorla oluşturulmuş bir hakimiyettir. PKK 1980'lerde adını Türklere değil, Kürtlere yaptığı terör eylemleriyle duyurmuştur. Strateji olarak önce Kürtler arasında dehşet salmayı, bu yolla güç tesis etmeyi benimsemiştir. İlk hedefi kendisine muhalif veya alternatif olan diğer Kürt örgütler ve siyasi hareketler olmuştur. Bunları acımasız cinayetlerle bertaraf ettikten sonra sivil Kürt halkına yönelmiş ve eylemleriyle "Biz burada devletten daha güçlüyüz. Bizim yanımızda olmazsanız size yaşam hakkı tanımayız" mesajını vermiştir. Bugün de hala aynı tutumuyla Kürtlerin bir kısmını etkisi altında tutmaktadır. PKK'nın kadın çocuk ayırt etmeden masum Kürt halkını hedef alan eylemlerinden bazıları şunlardır. 20 Ağustos 1987'de Mardin'de Şehmus Arık isimli Kürt vatandaşının evini basıp Kalaşnikovlarla katliam yapan PKK'lılar iki kadın, üç çocuğu öldürdü. 4 aylık Hamza öldürüldüğünde beşikte uyuyordu. 9 Temmuz 1989'da Diyarbakır'ın Kırım köyüne baskın düzenleyen PKK'lı teröristler 3 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü. 10 Mayıs 1988'de
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 15 sivil Kürt vatandaşı öldüren PKK, 6 çocuğa da acımamıştı. Kız bebeklerden birisi beşiğinde uyurken katledilmişti. 10 Haziran 1990'da Şırnak'ın Çevrimli Köyü'ne saldıran PKK 27 sivili katletti. Teröristlerin öldürdüğü 27 kişinin 11'i ise çocuktu. 19 Ağustos 1992'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sivil vatandaşlara saldıran PKK, kundaktaki bir bebeği de makineli tüfekle taradı. 22 Ekim 1993'te Siirt'te 22 Kürt vatandaşımızı katleden PKK'nın hedefinde yine kadın ve çocuklar vardı. Baskında 13'ü çocuk ve 9'u kadın, sivil insanlar hunharca katledildi. 24 Temmuz 1994'te Van'da Atabilen köyünü basan PKK'lı teröristlerin hedefinde yine kadın ve çocuklar vardı. 6 kadını yataklarında katleden PKK, annelerinin yanında uyuyan 3 bebeği de öldürdü. Görüldüğü gibi PKK'nın lideri Öcalan'ın bebek katili ismini alması varsayımsal değil, somut örneklerin neticesinde gelişen bir durumdur. Burada sadece bir iki örneğini verdiğimiz bu şiddet, tırmanarak gelişmiş, 1980 ve 90'larda Türkiye'de aktif olan derin devlet yapısının da desteğiyle PKK, Kürtler üzerinde şiddete dayalı hakim güç haline gelmiştir. PKK terörü sebebiyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bini geçmiştir. Şehit olan Türk asker, polis, öğretmen ve diğer devlet görevlilerinin yanı sıra bu 40 bin kişinin büyük çoğunluğu Kürtlerdir. Özetle, on binlerce Kürt'ü terörle yok eden PKK, bölgedeki en büyük Kürt düşmanlarından biridir. Kürt halkı, PKK belasından tam anlamıyla kurtulacağı günleri özlemle beklemektedir. Yayınımıza devam ediyoruz. Anan Hoca ve arkadaşlara yaratılış ve PKK ilgilendikleri kadar ülke gündemi ve hukuksuzluklardan da bahsetseler biraz. Kardeşim, ülke gündemi PKK zaten. Evet. Hukuksuzluk asıl PKK olayında var zaten. Evet. Cinayet işleniyor. Asker, polis şehit ediliyor. Burada hukuk var mı? Hukuk havaya kalkmış. Bu hukuksuzluğa, zulme karşı tavır alıyoruz. Yaratılış son derece önemli bir konu. Yani Allah'ın varlığı, birliği, Allah'a olan sevgi. Zaten bu belaların gelme sebebi de Allah'tan uzaklaşılması. Yani bütün dünyadaki belaların sebebi o. Bu Dijitürk'ten kapatılınca başka yerden seyredilemiyor mu o şey? Nereden seyrediliyor? Uyduda açık şu anda. Samanyolu falan. Evet. Karasal yayında da var. Karasal yayında. Canım, Dijitürk'e mecbur mu millet işte orada? He? Karasal yayından kim sorumlu? Yani nereye bağlı karasal yayın? TRT'ye, değil mi? TRT'ye bağlı. Ne? TRT'ye bağlı olabilir. O zaman herhalde karasaldan da yayın yapamazlar. Yani sırf Dijitürk yani kalmaz yani. Efendim? Uydudan yapıyorlar zaten. Hayır, yurt dışından bir yerden uydudan yapıyorlarsa yayın yapabilirler. Ama Türkiye'den yapıyorlarsa yine o da herhalde buralara bağlı bir yerlere. TürkSat'ta var. TürkSat'ta varlar şu anda. Hmm.
bir beden. Leyla Aydınlık. Bikinli kadınlar varken Allah anılmaz diyor. Bir bilen bey, Leyla Aydınlık. Ve dekoltenin de yani olmayacağını söylüyor özetle. Milletin değeri olarak görüyor yani kapalı olmayı. Yani demek ki yazın bu plajda gezen hanımlar milletin değerine karşılar. Evet. Dekolte gezen hanımlar milletin değerine karşı. Sen milletin değeri olarak bunu nereden çıkarttın? Evet. Ben de diyorum ki dekolte milletin değeridir. Evet. İnsan sen öyle diyorsan ben de öyle diyorum. Bu bizim bir değerimizdir. Yani insanlarımızın güzelliği. Değil mi? Kadınların güzelliği. Bir milli değerdir. Gel oylayalım. Hangisi milli değer? O zaman görürüz. Kolum şeytan Allah sınırı. Size süslü bir giyim var ettik. Ama takva ile kuşanıp donanmak ise bu daha hayırlıdır diye bildiriyor Yüce Allah. Tabii. Bir daha. Kolum şeytan Allah sınırı. Size süslü bir giyim var ettik. Ama takva ile kuşanıp donanmak ise bu daha hayırlıdır diye bildiriyor. Tabii ki mümin imanlı olacak, Allah'ı çok sevecek. Fakat yani dekolteye karşı tavır alırken Kur'an'la değil de işte milli değerimize aykırı falan. Sen nereden milli değer yaptın onu? Olur mu öyle şey? Git sen onu mesela Kuşadası'nda söyle. De ki burada bu insanların böyle bikinine girmesi bizim milli değerimize aykırı. Adama derler o zaman, sen de burada ne işin var derler. Değil mi? Beğenmiyorsan başka yere git derler yani. Yani sen çünkü o kadar adamı göndermeye kalktığına göre en iyisi senin oradan gitmen olur. Değil mi? Yani çünkü daha az masraf olur. Dekolte hanımlar ne oluyor da Allah anılmaz diyor. İşte bak kadın karşıtlığı, mantığı bu insanı bu hale getirmiş. Erkekler istediği gibi gezebiliyor. Mayoyla şununla bu yakabı araç gezebiliyorlar. Kadınlara gelince yasak olmuş oluyor. Neye göre? Bunların gelenek anlayışına göre. Kur'an'dan delil ver diyorum, delil yok. Geleneğe göre cevap veriyorum diyor. Ben de senin geleneğini kabul etmiyorum. Benimle Kur'an'la konuşacaksın. Kadınlara karşı bu bakış açısı olmasaydı İslam çoktan hakim olurdu demiştiniz Adnan Bey. Tabii eğer kadınlara karşı gelenekçi İslam'ın bakış açısı bu şekilde yakışıksız olmasaydı İslam'ın bütün güzellikleri dünyaya hakim olmuştu çoktan. Evet. Sırf bu nedenle İslam ezim ezim eziliyor ve dünyanın her tarafında perişan oluyor. En çok şeytanın vurduğu yer burası. Evet. Yani Müslümanlara en büyük darbeyi vurduğu yer burası. Kadın haklarını, kadınların özgürlüğünü ellerinden alarak İslam'ı mahvediyorlar. Cancağızım. Hocam gerçekten çok faydalı şeyler konuşuyorsunuz. Ama oradaki efsane hanımlar nasıl oluyor diyor hocam diyor ve nereden buluyorsunuz diyor. İşte bak hep bulma mantığı. Zannediyor ki böyle sokakta vardır. Gezerken koluna girer alır götürürsün. Allah yaratır aklına gelmiyor. Hazreti Süleyman'ın 300 hanımı 700 cariyesi vardı. Gidip sokaktan toplamadı. Allah yarattı. Beni de sevenleri Allah yaratıyor. Bunu anlamıyor. Mesela parası pulu var adam ama yalnız. Evet. Acayip zengin. Her şeyi var. Yakışıklı tipi var. Sükseli. Ama en fazla fahişelerle falan bağlantı kurabiliyor. Yani aklı başında bir kız yanına yanaşmıyor. Çünkü imanla yaklaşmıyor.
onu satın almaya kalkıyor parasıyla. Parayı satın almaya kalkarsan fahişe yaklaşırsan işte. Ama sen imanla yaklaşırsan, o zaman imanlı insanlar senin Allah yanına gönderir. Ve imanla seni severler. Ama bir ayetinde şeytan Allah'a sanırım iman edip salih amellerde bulunanlar için sevgi bakılacağını bildiriyor. Maşallah. Maşallah. Bir daha söyleyeyim. İman edip salih amellerde bulunanlar için sevgi bağı kılacağını bildiriyor. İşte bak bu sevgi bağı Kur'an'da Allah tarafından garanti edilmiş bir bağ. Evet. Ve bunu Allah uyguluyor. Şu anda da bu ayeti görüyoruz. Evet. Hocam, Taksim Kabe'miz diyen bir adama övgüler diziyorsunuz. Kim bu ya? Ha, Kabe mi diyor şeye? Demişti öyle. Demişse yanlış demiş. Düzeltir. Hatalarını anlatırsınız. Kazanmaya çalışın. Ezmeye çalışmayın. İki, Kur'an'daki ayetler artık masonla işaret ediyor demeye başladınız. Ayette takozlar sahibi Firavun'dan bahsediyor. Aç bak, Arapça karşılığı takoz. Kazıklar sahibi diye tercüme etmişler. Takozdur karşılığı. Yani bütün Arapça dil bilgisi kitaplarında veyahut sözlüklerde takoz diye geçiyor. Takozla da baktığımızda ünlü mason takoz ortaya çıkıyor ters T biçiminde. Süleymaniye Camii'nin iki tarafında kocaman o mason sembolleri vardır. Mimar Sinan tarafından yapılmış. Takoz, yukarıya doğru ağızları. T biçiminde, yani ters T biçiminde bir mason sembolü. Bütün mason örneklerinde de vardır. Firavun masondu dedim, daha önce söyledim. Bütün mason localarında zaten onun sembolleri kullanılıyor şu an. Hazreti Süleyman da aynı şekilde mason tarikatının kuruluşunda asıl sistemi Kur'an kişisidir. Hak bir tarikat olarak kurulmuştur. Hak bir topluluk olarak kurulmuştur. Ama sonradan içlerine dinsizleri de almışlardır. Ama onları da İslam'a hizmet ettirecek şekilde kullanıyorlar demeyeyim de görevlendiriyorlar. Hazreti Musa da mason mabedinde yetişmiştir. Firavun'un sarayı mason mabediydi. Yani o kullandığı, Firavun'un kullandığı sembollerin büyük bölümü mason sembolüdür. Yani iç içe geçmiş üçgen, efendim üçgen, üçgenin içinden bakan göz, Ahmet Sezai VIP. Kediciklerin erkek arkadaşları var mı? Yani onlar zannediyor ki kız arkadaşlar dışarı çıktılar mıydı böyle işte Taksim'e akarlar, Beyoğlu'na akarlar falan böyle. Öyle değil onlar. Buradan çıktı mı doğru evlerine gidiyorlar. Kur'an okurlar, bilgilerini artırlar. İmanlarını güçlendirirler. İslam'a, dine yardımcı olacak her şeyi yaparlar. Dolayısıyla hiç kimsenin de onlara bu tavırlarından dolayı ters bakacağını zannetmiyorum. Çünkü İslam'ı, Kur'an'ı yaşamak Müslüman'ın vasfıdır. Yani niye eve gidince Kur'an okusun, niye eğlence yerine gitmiyorsun, niye gazinoya gitmiyorsun diyenler varsa o onların kendi hayat şekli, onlara da saygı duyarız. Ama benim kız arkadaşlarım hepsi koyu dindardır. Öyle erkek arkadaş falan meraklısı da değildirler. Onlar kendilerini Allah'a adamış, İslam'a, Kur'an'a adamış. Mümin, muttaki. Çoğu da hafizedir. Çok fazla hafizemiz var. Ondan sonra ilim ve irfan sahibidirler. Mesela onlara hoca diyebilirsiniz. Onlar Kur'an'ın özgürlüğünü insanlara gösteriyorlar fiilen. Biz
Müslüman aleminin aydınlık yüzüyüz. Biz de olmasak simsiyah karanlığa bölünecek ortalık. Bu aydınlık yüz sayesinde Müslümanlara saldırmıyorlar dünyada. Dünya masonluğu büyük bir katliam için hazırdı. Yani Müslüman katliam için, Armagedon için. Armagedon'u önleyenler var. Yani bundan haberi yok bu arkadaşların. Armagedon da yani bunu yapmayın demeyle olmaz. Fiili hayatlı olur. Bir de dünyada Allah için en çok sevdiğimiz ve güvendiğimiz insan sizsiniz. İmanla sevilir insan. Allah'ın rızasını insan kimde çok görürse, kimi daha takva görürse onu sever. Bizim kardeşlerimiz hepsi takva. O yüzden birbirlerini çok seviyorlar. Onlar alışmışlar, bir kız tipi var. Yahut bazı kız tipleri var. Bazı kişiler de onlara alışmış. Öyle bir hayat bir genç kız için korkunç. Böyle şey olmaz. Mesela adam akıl almaz güzel kızı var. Okula tek başına onu dekolte gönderiyor. Okulda it kopuk oluyor. Hatta kadın kız satıcıları bile olabiliyor bazen. Hiç önemli görmüyor. Yani bu çocuk ne yapacak? Orada bu ahlaksızlar ona ızdırap verirler mi? Laf söz atan olur mu? Umurunda bile değil. Okul bitir okulunu, işe başla. Bize para verirsin. Başka? İşte evlenirsin. Tamam. Sonra çocuğun olur. Çocuğuna da bakarsın. Bana da bakarsın. Evlendiğin adamın anasına babasına da bakarsın. Kocana da bakarsın. Çalışırsın. Onlara da para verirsin. Yani böyle bir menfaat kapısı olarak görüyor ama abartılı bir menfaat anlayışı. Çok egoistçe. Ya bu el kadar genç kız, bir kere evlendireceksin, tanımadığın bilmediğin adamdan evlendiriyorsun. Ve evden de gönderiyorsun. Ne kadar büyük bir zulüm ya. Adama sadece sordu, şu araban var mı, evin var mı, maaşın var mı? Bu tuttum, askerliğini bitirdim, hadi tamam al götür. Ne korkunç bir şey bu ya. Evlenir önümüz hemen çocuk yap. Gencecik kız, ya o çocuk yapmak kolay mı? 9 ay. Midesi bulanıyor. Bilmem, değil mi? Zorluklar içerisinde iflahı kesiliyor. Ayrıca diyorsun git çalış. Evet. Ayrıca git okuluna. Evet. Çocuk gece gündüz ağlıyor, bağırıyor. Sabaha kadar uyutmaz o çocuğu. Kolay iş mi? Hem bir yandan da okula git diyorsun. Bir yandan çalış diyorsun. Çalış bana para getir diyorsun. Gidiyor mesela evine, kayınbabası çocuğun evine bir ziyaret adına adeta çörekleniyor. Bir hafta o kalıyor. Sonra geliyor dayısı kalıyor bir hafta. Ablasıyla falan, geğirerek falan. Onlarla uğraşıyor. Ebesi, dedesi, artık kim varsa. Ya bu kadar çile bir genç kızın üstüne yüklenir mi kardeşim? Böyle bir hayat olur mu? Ne kadar anlayışsız insanlar var ya. Okula gönderiyorsun da bir git orada bir bak bakalım sınıfındakilerine, arkadaşlarına, etrafına bir bak. Güvenlik için mesela PKK'nın yoğun olduğu bir okula gönderiyor. Komünistlerin en azgın tayfasının olduğu okullara gönderiyor. Bazı okullarda da böyle kadın satıcısı tipler türemiş. Bu genç kızlara böyle güzel genç kızlara falan yanaşıyorlar. Bu da çok büyük bir tehlike. Sessiz ve sinsiz hareket ediyorlar. Birçok insan da bunların farkına varmıyor. Yani çok ketum ve çok dikkatli davranıyorlar. Okullarda, mesela büyük üniversitelerde, büyük okullarda, mesela gösterişli kızlara ve güzel kızlara yanaşıp, yani sinsice böyle yavaş yavaş, kademe kademe, işte seni koruyorum, işte senin arkadaşınım, seni destekliyorum falan. Çocuklar, ulan diyor, ne iyi insanlar varmış böyle ya. İşte bak,
Mesela birini çattırıyor önce orada, birini mafya oluşturmuşlar. Kıza birisi, biri gelip laf atıyor, biri omuz vuruyor falan. Bu bir iki tokat atıyor, kovalıyor onları falan. Terbiyesizlik yapıyorlar, kusura bakmayın diyor, ben sizi korurum diyor. Sonra yavaş yavaş, aşama aşama aşama, gel seni şunlarla tanıştırayım, gel bunlarla tanıştırayım, işte ünlü kişilerle tanıştırayım falan gibi. Sen hediye medya aldığı altında çocuğu fuhşa alıştırıyorlar ve mahvediyorlar çocukları. Ve çok sinsi bir sistem kurmuşlar. Bu her yerde olmuyor ama var. Yani okullarda da var böyle. Özellikle bu özel okullarda falan da var, devlet okullarında falan da var. Duyuyorum yani, çevrem olduğu için sürekli bana o konuda bilgi geliyor. Zaten Facebook'larına falan da baktım, hemen anlaşılıyor olay. Yani mesleği falan, ne yaptığı falan, ne kadar kaparsa kapasın açık açık anlaşılıyor. Dikkatli olmak lazım. Anneler babalar Müslümanlardan çocuklarını kurtarmanın peşinde oluyor birçoğu. Kadın satıcılarından kurtarmak akıllarına gelmiyor. Komünist çetelerden kurtarmak akıllarına gelmiyor. Abuk subuk adamlardan kurtarmak akıllarına gelmiyor. Aman aman Müslümanlardan kurtarayım, dertleri bu oluyor. Bu çok çirkin. Ama bu da tabii bağnazların propagandası, din düşmanlarının propagandası falan hepsi karışınca çok çabuk ikna olabiliyorlar. Yani bir kısmın aklı zayıf oluyor. Yani çok basit bir delil onun için yeterli oluyor. Bir gazete haberi veya birinin bir şey söylemesi, bir yazı yazması yeterli oluyor. Bu acımasız sistemler genellikle de eleştirilmiyor. Gizli gizli gidiyor. Mesela bu okullardaki bu kadın satıcısı olanlar, hatta kızlar da var. Kızlar da mesela çok yırtık, böyle çakal kızlar. Yani hemen anlaşılıyor böyle, yani psikopat, saldırgan. Kızlara çok rahat yanaşabiliyorlar. Kızlar da korkuyor onlardan. Onlar da kızları koruma iddiasıyla yanaşıyorlar. Yahut korkutuyorlar, direkt doğrudan korkutuyorlar. Ve bu pis mecraya onları sokmaya çalışıyorlar. Dikkatli olmak lazım. Güvenilir ve çok güzel oluyor. Evet. Onun için siz Allah'tan bize çok büyük bir nimetsiniz. Elhamdülillah. Maşallah. Ve sizin Allah'ın ve Allah'a sevginiz, vefanızı biz yıllardır geceli gündüzlü şahidiz. Bütün bunlar dolayısıyla Allah üzerinize çok güzel bir güç, temizlik, şefkat, ince düşünce, nezaket tecelli ettiriyor. Yani bütün bunlardan dolayı canımızdan çok Allah aşkıyla deli gibi seviyoruz sizi. Maşallah. Sizin yanınızda olmak. Çünkü evet. Burada Kur'an'ı, İslam'ı hakkıyla yaşayabiliyoruz. Sokaktaki hiçbir şey o yüzden cezbetmiyor. Şimdi benim kız arkadaşlarımı kendi kız arkadaşlarına kıyaslıyorlar. Şimdi kendi kız arkadaşı leş gibi. Yani tırnaklarından tut, tepeden tırnağa leş gibi. Kafasına o bir sprey gibi bir şey var, sıkıyor. Kafasında o bir hafta duruyor, 10 gün duruyor öyle. Saçını şekillendiriyor. 10 gün onun o saçına geziyor. Artık düşün. Banyo diye bir şey yok. Leş gibi yani. Psikopat, saldırgan, ağzı bozuk, ne yapacağı belli değil. Mikrop yükü böyle. Ve bayağı tehlikeli. Ne zaman, nerede bağırıp çağıracağı, nerede kepazelik çıkaracağı, nerede manyaklık yapacağı artık tahayyül edilecek gibi olmuyor. Onlarla bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Bağlantı kuran, bağlantı kurduğuna bin pişman oluyor. Yakasını da kolay kolay kurtaramıyor. Yani tam bir lağımın içine düşmüş gibi oluyor. Allah tam bela haline getiriyor. Bir kısım hanımlar için söylüyorum. Şimdi size de bir mana veremiyorlar o yüzden. Yani bir yere koyamıyor. Alışmış o tip kızlara. Siz tertemizsiniz, bayağı nurlusunuz, çok efendisiniz, iffetlisiniz, çok modernsiniz, dekolte giyiyorsunuz ama 5 vakit namazınızı kılıyorsunuz. Böyle bir tipi tahayyül edemiyor yani, bir türlü kafasına çıkaramıyor. Yani bu temizliğin kökeninin iman olduğunu anlayamıyor. Mesela o kadar abuk subuk konuşan o efendim, umurunda bile değil kimsenin. İt ürür, kervan yürür deyip devam. En fazla işte kötü bir söz söyleyelim, sonra selam size derler diyor Allah ayette. Evet.
Dolayısıyla anlamakta güçlük çekiyorlar. Yani sizin paraya tamah etmemeniz, mesela yakışıklılık şu bu falan, onlar çok etkileyici olduğunu zannediyor. Mesela arkadaşlarımın bir belirli ücret karşılığı yayına çıktıklarını zannediyorlar. Halbuki onlar elinden gelse para verecek ki yayına çıkmak için. Tabii Allah rızası için çıkıyorlar. Allah rızası için geliyorlar. Hiçbiri parayla gelmiyor. Para için yayına çıkmıyor. Hiçbiri. Ama bazen manken getirtiyorum. Onlar hakikaten ajansıyla anlaşıyoruz. Yabancı mankenler, onları görüyorsunuz. Zaten biliniyor o yani açık. Orada hakikaten belli bir ücret veriyoruz. Ama bunun dışında bütün arkadaşlarımız sadece Allah rızası için hiçbir karşılık beklemeden geliyorlar. Zaten dinde karşılık olmaz. Allah rızası için yapılır. Ne yapıyorsan Allah rızası için. Bazen program başladığı zaman yetişemiyorsa ben size haber gönderiyoruz, gelebilir miyiz diye. Bir daha. Bazen programı siz başlamış oluyorsunuz, biz geç kalıyoruz. Hemen size haber gönderiyoruz, gelebilir miyiz diye. Tabii. Lütfen gelmeyi istiyoruz. Tabii. Adnan Bey, yıllardır konferanslarınız her ülkede yapılıyor, kitaplarınız basılıyor, internetten indiriliyor. Hiçbirinden siz hiçbir defa bir ücret talep etmediniz. Evet. Biz bu alakayı da sizden öğrendik. Maşallah. Ben mesela hiçbir kitabımdan kar almıyorum. Evet. Hatta diyorum, istersen bedava basın, isteyen ben telif hakkını veriyorum herkese diyorum. İstersen siz götürün matbaada basın. O yüzden yurt dışında acayip basılıyor. Maşallah. Yani biz normalde burada 100 bin basıyorsak yurt dışında 3 milyon, 4 milyon basılıyor. Yani 100 bin basımız diye 3 milyon, 4 milyon. Çünkü adam ücret istemediğimiz için, telif ücret istemediğimiz için akıl almaz karlı onun için. Ya yani çok felaket bir ızdırap duyuyorlar. Yani bunu gören ehli delalet. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir farzı uyguluyorsunuz. Allah sizden ücret istemeyenlere uyun diyor inşallah. Samimi Müslüman, hayırlı inşallah. Ya mesela genç kız diyorsun ama psikopat bir erkekten daha psikopat. Evet. Daha yırtıcı. Genellikle bunlar işte genç kızlar. Onlar da tabii genç kız içine kapanıklığı, çocuksu bir ruh, biraz da ürkek oluyorlar. Onlar öyle teke gibi onlara hakim oluyor. İşte ondan sonra çocukları kötü yola sürüklemeye başlıyorlar. Analar babalar da dertleri, aman Müslümanların yanına yanaşmasın. Yani gözü Müslümana kilitlenmiş, orada çocuğu satılıyor. Ondan haberi yok. Gözü daha hala Müslümanın üstünde. Acaba onlara gider mi? İşte Allah sana böyle bela veriyor yani. Sen Müslümana böyle karşı olursan Allah sana da böyle bela verir. Seni onursuz kılar, şerefsiz kılar. Böyle başını belanın içine sokar. Sana acı çektirir yani. Ben mesela kitaplarımla ilgili konuşuldu ya, hep Erbakan yazdı dediler. Ben dedim ki Erbakan hocamız yazdı dedim kitapları. Evet maşallah. Hiç Müslümanların o şevkini kırmadı. Evet, yani Milli Selamet Partililer, Saadet Partililer hep işte Harun Yahya kitapları tamamı Erbakan hocamıza aittir dediler. Mehdi'ye ait kitaplar dediler. Erbakan hocamız Mehdi'lik görevini imanı yönde yaparken iman hakikatleriyle bunu yapacak. O görevi işte bu kitaplarla yapıyor dediler. Ben de doğru dedim. Yıllarca. Evet. Vefat ettikten bir yıl sonra falan ben, evet, kitapları benim yazdığımı söyledim. Evet. Siz yıllarca müstahar isim kullandınız. Kendi, evet, isminizi kullanmadınız. Tabii. Mesela kız diyor ki erkek arkadaşım, o seviniyor ona erkek kardeşim buluşacağım diye. Mutlu oluyor böyle. Yani onun üstüne yıkılacak falan zannediyor. Bazılar için söylüyorum tabii bunu. Bazıları. Halbuki adam oradan bir nemalanmazsa o ondan uğraşmaz zaten. Yani bir çıkar elde etmezse. Kızların da çoğu fakir kızlar oluyor. Zengin kızlara zaten onlar pek şey yapmıyorlar. Zengin kızlar da onlara pek yanaşmaz. Ama bizim milletimizin insanı genellikle fakir. Fakir kızlara yanaşıp oradan onların o yönünden istifade etmeye çalışıyorlar. Bir ondan tanıştırıyor, bir bundan tanıştırıyor, bir şundan tanıştırıyor kendince. Bak diyor, sana çevre yapıyorum diyor.
Yani ne olacak diyor, flört ediyor senden adam diyor, bir şey yok diyor sana, nihayet hediye veriyor falan. Onu adım adım bu ahlaksızlığın bataklığına doğru sürüklüyor. Sonra kız da ona yani argo tabirle gebe kaldığı için, çünkü kız dese ki ya lan bu ahlaksızlığını anladım seni, ben buradan kaçayım dese, ben diyor anana babana bütün akraba tanıklarına bunları anlatırım diyor. Şahitler de ortada. Herkes şahit diyor mesela, en az 10-15 tane şahit gösterebilirim diyor. Çocuğu esir alıyor o zaman. Yani böyle bir tehlike var. Mesela diyor ki, çocuğumu namaza alıştırdılar. Yani bunu bir ızdırap vesilesi olarak söylüyor. Acı olarak söylüyor yani. Can yakıcı bir şey olarak söylüyor. Veya içkiyi bıraktı diyor. Yani içkiyi bıraktı diyor. Onu bayağı can yakıcı olarak bir şey görüyor efendim. Manşet olmuştu gazetede, içkiyi bıraktı diyor. Evet, çocuğum diyor artık içki içmiyor diyor. Sanki gazoz içmiyormuş der gibi ya. Ayeti Allah şöyle bildiriyor. Namaz kötülüklerden alıkoyar. Tabii. Mazlum yeni yetişen genç kızlar bu erkek çakal kızlardan çok korkuyorlar. Çünkü bunlar erkeklerle de kavga edebiliyorlar. Mesela erkeklerden daha fazla küfürbazlar. Yani tam psikopat. Yani uyuşturucu mafyayla da bağlantılar oluyor bunların. Yani alt mafya gruplarıyla, üst mafya gruplarıyla da bağlantılar oluyor. Çocuk o zaman daha da korkuyor. Mafya bağlantısı olduğu için. Onu bir kere gebe bıraktıktan sonra artık onun işi kolaylaşıyor. 2, 3, 4, 5 falan derken onu adeta esir haline getiriyor. Neçe güzel kızlar. Neçe gösterici kızlar, neçe güzel yakışıklı delikanlılar bu ahlaksızların eline düşüyor. Aileler de şükrediyorlar, birçok aile diyor ya bak çocuğum Müslümanlarla bağlantısı yok diyor, Allah'a şükür diyor. Moderndir benim çocuğum diyor. Lan mahvolmuş çocuğun, aklını başına al. Benim kız arkadaşlarım Hazreti Meryem gibi. Maşallah. Çok temiz, afif, efendi. Allah'a kendilerini tam anlamıyla adamış, muttaki, alime kızlar hepsi. Bak tek bir kişi aleyhlerinde konuşamaz. Bir tane delil gösteremezler. Bir tane. Ama ben mesela yan bakanların ailelerinden, kız arkadaşlarının onlara yüzlerce delil gösteririm. Aşık olmamıza, iman etmemize de siz vesile oldunuz. Allah razı olsun sizden. Maşallah. Maşallah. Allah'ın anlattığınız temizliği, güzel ahlakı, asaleti de imanımıza vesile oldunuz ve sizin üzerinizde yaşanan canlı örnek olarak görüp onu da sizden öğrendik. Maşallah. Merhaba Adnan Bey, siz ve kediciklerinizden Kur'an dinleyebilir miyiz? Sabah beri sabah akşam Kur'an'dan biz anlatıyoruz zaten. Kur'an ayetlerini anlatıyoruz. Alışmış hurafeye, kulağın kapandı herhalde. Her konuşmamızda sürekli Kur'an ayet. Başka delil vermiyoruz zaten. Hep Kur'an ayet. Zafer Özer Alp. Zafer dikkatini açarsan göreceksin. Biz dinsiz demedik diyor Mehmet Kara. 491. Minetekli, dekolteli olmalarına karşıyız diyor. İslam'a uygun mu bu diyor. Ya kardeşim, İslam'a uygun olmadığına dair bana bir ayet delil göstert o zaman. Ben göstertiyorum ayet delil. Ama sen gösteremiyorsun. Seninki laf, benimki ayet, Kur'an ayeti. Sen uygun değil diyorsun, ben de uygun diyorum. Uygun değil diyorsan bana bir Kur'an ayeti göstertmen gerekir. Gösteremiyorsan yanlış. Başka açıklaması yok. Benim kanaatim dersen ben senin dinine uymam. Ben Kur'an'ın anlattığı dine uyarım. Senin anlattığın din bambaşka bir din. Öyle olmaz.
Kemal, sizi sevse de sevmese de herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Ateizmi yerle bir ettiniz. Gerçekten de kitaplarınızı okuyan bir insanın samimi olarak ateizmi savunması mümkün değil. Şahsınıza yapılan saldırıların temelinde yatan sebep bu olsa gerek diyor. Doğru. Evet. PKK ile rezil rüsvay eden benim. Evet. Ve bizim çevremiz. Ve vatanını seven bazı vatanseverler. Yoksa PKK'yı bak ne kadar yüceltmişlerdi. Artık yani devletle muhatap olan, değil mi? Devletin saygınlığını kazanmış adam gibi göstermeye çalışıyorlardı. Yani neredeyse beyefendi falan demeye kalkıyorlardı. Bak kimse şimdi onları savunuyor. Utanç vesilesi şu an PKK'yı savunmak. Eskiden onur duyuyordu birçok kişi PKK'yı savunduğu için. Şu an çok aşağılık bir topluluğu savunuyor konumuna geldiler. Mehdi çıktığında diyor Peygamberimiz, onun karşısındaki cahiller Peygamber Efendimiz zamanında, yani benim zamanımdaki diyor, cahillerden daha şiddetli olacaklar diyor Peygamberimiz. Benim zamanımdaki cahiller tahtaya ve taşa taparlardı. Oysa Mehdi zamanındaki cahiller Kur'an'ı kendi keyiflerine göre yorumlayacaklar. Kendi keyiflerine göre yorumlayanlar olacaktır diyor. Ve onu da Mehdi izah edecek diyor Peygamberimiz. Biharul Envar 51, 52 ve 53. ciltlerde var. Karma İngilizce çevirisi sayfa 254. Mağdurlar Dünyası. Evlilik derisi kadın ve erkekler için ne düşünüyorsunuz? Bu nasıl oluyor evlilik derisi? Biraz kızlar tabii yaşlanma korkusuyla bir an önce bir yere, bazı kızlar bir kapak atmak, bir yere yamanmak peşinde oluyorlar. Anneleri de harıl harıl zengin koca peşinde. Yani ahlakı, dini, imanı, şahsiyeti, kişiliği sıfır. Öyle bir dert yok. Zengin mi, değil mi? Bir tane kriter var. Zenginse en zengin olması. Mesela buluyor kızına bir koca. Aklı ya diyor, biz yanlış bir şey mi yaptık acaba ya diyor. Niye gidiyor falan. Ya daha zengin biri olamaz mıydı acaba diyor. Hakikaten boşuyor kızını. Başka bir zenginden evleniyor. Ya diyor, biz yine mi yanlış yaptık diyor. Daha da bir zengin biri olamaz mıydı diyor. Böyle bir manyakça saplantı yüzünden defalarca kızını boşatıp evlendiriyor. Ve çocuk sonunda perişan oluyor tabii. Habire arıyor. Çünkü onu bir meta eşya gibi gördüğü için ondan azami çıkar sağlamaya çalışıyor genç kızdan. En fazla çıkar. Onun için de işte en zengin koca. Adamın ahlaksız olması falan ondan hiç ilgilendirmiyor. Varsa yoksa zengin olmaz. Yani bu çok büyük bir ahlaksızlıktır. Bunu yapan da çok büyük bir ahlaksızdır. Yani bir insan ahlakına, dinine, imanına önem vermeden, kişiliğine, şahsiyetine önem vermeden sadece parasına tamah etmek ahlaksızlık. Kolum bir şey yapan Allah'a sanırım. Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici üstüdür. Sürekli olan salih davranışta ise Rabbinizin katında ecir bakımından daha iyidir. İnşallah. Kadınları baskıyla böyle meta gibi görerek mahvetme kafası var. Bir kısım aileler öyle ayrı eziyor. Bir kısım bağnazlar ayrı eziyor. Yani müthiş bir kadın düşmanlığı birçok toplumda hakim. Kimi gidiyor kadını bıçaklıyor, kimi dövüyor, kimi öldürmeye kalkıyor. Mesela kadın boşanmış, niye benden boşandın diyor. Lan kanun hukuktan boşanmışsın mahkeme. Karar vermiş, değil mi? Kadın da istememiş, boşanmışsın. Yağmur gibi kurşun yağdırıyor kadına. Tehdit ediyor. Yani bir dehşet, bir vahşet ortamı içerisinde kadınlar ne yapacağını şaşırıyorlar. Tek çözümleri İslam'a, Kur'an'a sarılmaktır.
Evet, dinliyorum. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun görev yaptığı Hani ilçesine gittiği sırada yolu kapatan bir grup PKK'lı terörist tarafından aracı tarandı. Saldırı sırasında eşi ve çocuğu da yanında olan polisimiz şehit oldu. Canım benim. Allah gani gani rahmet etsin, rahmetiyle sarsın. Allah cennetinin makamını sonsuza kadar benim o canıma süslemiş. O süslü mekanında Allah onu sonsuza kadar barındıracak. Allah bizlere de nasip etsin. Tabii müminin en büyük isteği odur. Yatakta değil, atakta. İnşallah. Şehadetle. Şehadetle. Tebrik ediyorum şehadetini. PKK yol çevirirken dur demiş, polisimiz durmayınca taramışlar adamı. İşte halbuki o yol güvenliğinin sürekli kontrol edilmesi lazım. Ve çok fazla sivil polisin kontrol etmesi lazım, sivil giyimle. Mesela işçi kıyafetiyle falan da olabilir, değil mi? Kamyondan dolu mesela işçi gibi. Halbuki hepsi komando olur. Adam dur deyince, asıl siz durun dersin. Ondan sonra ne gerekiyorsa yaparsın, hepsini tutuklarsın. Bir video gösterebilir miyim? Evet. Ne yapıyor bu herif? Ama o keyifte mayışmış artık. Ama müthiş bir aile mutluluğu var yani, aile saadeti. Ufaklık da olaya bir mana veremiyor. Ay çıkacak nasıl? Müthiş şeker. Thank you.
Adnan Bey, Diyarbakır'da düzenlenen Şehit Yasin Bölüğü anma töreninde Kürt kardeşlerimiz bu beldeyi Marksistlere terk etmeyeceğiz dediler. Bir video vardı. Bugün şahit binlerinin hürmetine bu şehri Marksistlere teslim etmeyeceğiz. Evet. Bu şehri, bu beldeyi, bu diyarı, bu peygamberler diyarını Marksistlere vermeyeceğiz. Maşallah. İmanlı millet diyor, kahraman oldu. Evet, evet. Hadislerden hakikat hali göreceği ve bu dehşetli komiteye gereken karşılığı vereceği diyor. Hadislerden anlaşılıyor diyor. Maşallah. Deccaliyeti tepeleyen mübarek insanlar. İlimle, irfanla. Çok güzel. Maşallah. Efendim. Değerli hocam, siz iddia edilen Ergenekon terör örgütünü müthiş aşağılamıştınız. Çok cesur bir şekilde nasıl bir yapı olduğunu anlatmıştınız. Herkes sizden sonra cesaret ederek televizyonda konuşmaya başladı. PKK olayında da öyle oldu diyor. Siz herkes çekinirken, birçok kişi çekinirken PKK'yı müthiş aşağıladınız. Şimdi herkes aşağılıyor diyor. Birçok kişi aşağılıyordu ama ben de hakikaten hakkını avucuna koydum. Maşallah. Evet, dinliyorum. PKK'nın yurt dışındaki yayın organı Yeni Özgürlük Politika yazarı ve Kürt hareketinin teorisyenlerinden Veysi Sarı Sözen, bugünkü köşesinde ordunun AKP'ye, AK Parti'ye darbe yapabileceğini öne sürerek HDP'li büyük koalisyon teklifinde bulundu. Şöyle diyor yazısında, ya ülke İslamcı, Türkçü, faşist diktatörlüğe sürüklenir ya da unutmayız diyenler darbe yapar. Bu iki ihtimalde bilinsin ki muazzam bir demokratik direnişle karşılaşır. Ülke iç savaşta yıkıma uğrar. Faşist şiddete karşı devrimci direniş mi? Ona benzer böyle duvarlara yazılar yazarlar. Türkiye'de faşist bir yapılanma yok. Evet. Ya çok zorlama bu, çok münasebetsiz. Olsa zaten gereğini yaparız. Türkçü bir yapılanma da yok. Yani insaf, bu hükümet özellikle hiç böyle bir üslup kullanmıyor. Hiç. Evet. Ve hükümet benim gördüğüm ırkçılığa şiddetle karşı.
Oradan o vatandaş mı, kardeş mi, arkadaş mı, ne denir ona? Yazar diyelim. O yazar, kendi kendine yazar böyle. Ordu terbiyeli, aklı başındadır. Ne darbesi? Niçin darbe yapsın orada ya? Yani bir kere kanunen bu mümkün değil ayrıca. Eskiden kanunen mümkündü. Şu an öyle bir mümkünlüğü de yok. Ayşe Hanım nasılsınız? Siz nasılsınız? Allah'a hamdolsun. Adnan Bey, ünlü sanatçı Mustafa Ceceli'nin Kur'an'la ilgili güzel bir sohbeti vardı. Ondan bir bölüm izleyebilir miyiz? Evet. Kur'an'da hiçbir yerde bu kitap din adamlarına gelmiştir yazmıyor. Bu sizin kitabınız, açın okuyun. İçinde yazanları dokunabilirsiniz. Onunla sıkı bir ilişki tesis edebilirsiniz. O böyle sırmalı kaplarda, yıldızlı içli kaplarda, yukarılarda dursun, dolapların üstünde dursun diye değil o kitap. Açık okuyun, açık bakın diye. Dolayısıyla herkesin faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Ve hayatımıza ışık tutan nice eserler vardır. Hepsinin temeli 14 asır önce o muhteşem insana inzal olan Kur'an'dadır. Bugün bütün bilimsel araştırmaları oturun inceleyin. Ben takip ediyorum. Size de tavsiye ederim. Hepsine bakın. Bir tane farklı bir şey bulamayacaksınız içinde. Kur'an'da yer almayan, orada yazılmayan hiçbir şey bulamazsınız. Bu kadar. Aferin. Siva. Tamam. Vural Bal, Yusuf Bezgin, Yağmur, Zeynep Sena, Fatih Kağan, Senayi, Emine Hanım, Direnen Çapulcu, Faysal 34, Ayhan Benli, Engin, Dadaş Aydoğdu, Halime, Üftade Profesör, Bir Bilen, Leyla ile Canan Doğan, şimdi kısa bir ara verelim. Evet.
Evet, kısa bir değerlendirme. Evet. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. PKK terörüne karşı ilmi seferberlik ilan edilmeli. Son dönemlerde gerek Güneydoğu'da gerek bazı illerde PKK ve uzantıları tarafından tırmandırılan şiddete karşı milli bir teyakkuz gerektiği açık. Mevcut durum karşısında ne yapılması gerekir? 1. Güneydoğu'yu Türkiye'den ayırmak ve bölgede bağımsız komünist Kürdistan kurmak hedefinde olan PKK terörü milli bir meseledir. Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist kalkışmasıyla karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. Milli meselelerin çözümü siyasi hedeflerin üstünde yer alır. Milletimiz, tüm partilerin ülkemizin birliği ve bütünlüğü için ortak hareket ettiğini görmek ister. Dolayısıyla bu milli meselenin çözümüne yönelik atılacak adımların hükümet ve muhalefetin bir araya gelerek Sayın Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da katılımıyla yapılacak bir toplantıyla belirlenmesi gerekir. 2. Güneydoğu'nun Türkiye'den koparılması halen birçok Amerikan ve Avrupa düşünce kuruluşlarında konuşulan, yeni sınırlar yeni haritalar üzerinden hesapları yapılan bir plandır. Söz konusu çevreler bu planı hayata geçirmek için PKK'yı son derece kullanışlı bir örgüt olarak görmektedir. Bu sebeple de örgüte dış destek devam etmekte, örgüt sözde özgürlük savaşçısı olarak lanse edilmekte ve BM terör listesinden çıkarılması için çalışmalar yürütülmektedir. 3. PKK Marksist, Leninist, Stalinist bir örgüttür. Elemanlarına bu ideolojinin eğitimini vermekte, silah kullanmayı öğretmeden önce komünizmi öğretmektedir. Gençlerin dağa çıkışını fikri propagandayla sağlamaktadır. Bu felsefi propaganda ve eğitim, terörün ve örgütün can damarıdır. Ne var ki Türkiye'nin 10 yıllardır devam eden terörle mücadelesinde, mücadelenin en önemli safhası göz ardı edilmiş, terörü besleyen fikri zemini ortadan kaldırmaya yönelik kültürel bir faaliyet yapılmamıştır. 4. Yanlış da olsa ideali ve ülküsü olan bir yapılanmaya karşı kalıplaşmış siyasi söylemlerin ve demagojinin hiçbir etkisi olmaz. Siyasi adımlarla yol alındığı sanılsa da gerçekte hiçbir ilerleme olmaz. İlerleme ve değişim olmasının tek yolu karşıdaki gücün fikri yapısının değişmesi, zihinsel bir dönüşüm yaşamasıyla mümkündür. Beyni değişmedikten sonra örgüt ne silah bırakır ne eve döner. Zihin değişimi ise ancak eğitimle olur. İnancının çürüktüğünü net olarak görmesi, zihnindeki putların kırılması ve yerine doğru bilginin konulması gereklidir. 5. PKK'nın ve diğer sol radikal örgütlerin gençlere yönelik fikri telkini aralıksız devam etmektedir. Buna karşılık gençliğimizin büyük kısmı siyasi olarak bilinçsiz yetişmektedir. Gençlerin birliğin ve bütünlüğün önemini kavrayan, büyük Türkiye idealine sahip, Türk-İslam coğrafyasının sorunlarından haberdar ve bu sorunlara çözüm üretebilecek şuura sahip olması ancak eğitimle mümkündür. Devletimiz müfredata milli şuur dersi ekleyerek bilinçli gençler yetişmesini sağlamalıdır. 6. PKK başta olmak üzere Marksist, Leninist, Stalinist tüm örgütlerin sözde bilimsel dayanağı Darwinizm'dir. Okullarda gençlere kör tesadüflerin ürünü oldukları safsatası, tarihin evrimi aldatmacası okutulmaktadır. Okulda alınan atalarınız hayvanlardan türedi. İlkel komünal toplumlar vardı, daha sonra bu toplumlar evrimleştiler ve bugünkü hallerine ulaştılar. Eğitiminin üzerine komünist ideoloji bina etmek çok kolaydır. Örgütler gençlere yaklaştıklarında, tarihin sözlü evrimi içerisinde devrimin yeri olduğunu anlattıkları zaman, gençlerin bu aldatmacaya verebilecek hiçbir cevapları yoktur. Çünkü okulda verilen eğitimde bu aldatmacayı desteklemektedir. Bu sebeple okullarda Darwinizm ve materyalizm, hatta komünizm, faşizm ve tüm akımlar öğretilmeli, ancak bununla birlikte mutlaka cevapları da gençlere anlatılmalıdır. 7. Gençlerin eğitimi sadece Güneydoğu için değil, tüm bölgeler için aciliyetlidir. Sosyal medyada gençlerin bir kısmının kullandığı sevgiden uzak, öfkeli, nefret dolu, kavgacı,
yüzeysel üslup önemli bir tehlikeye işaret etmektedir. Bu işareti görmezden gelmek, milli bir felakete zemin hazırlamak olur. Bir ülkenin temel ihtiyacı manevi kalkınmadır. Ekonomik kalkınma, yol, baraj, sanayi tesislerinin inşası, manevi inşa ile birleşmezse o ülkenin güçlü olması mümkün değildir. 8. Bu durumu ortadan kaldırmak, gelenekselleşmiş din ve ahlak dersleriyle sağlanamaz. Öncelikli olan tahkiki, gerçek samimi imandır. Tahkiki imana vesile olacak en etkili yöntemse iman hakikatlerinin anlatılmasıdır. Flu, zihin karışıklığına sebep olan hayatın akışıyla uyumsuz, ağır, içe kapalı bir üslup değil, somut delile dayalı, canlı, samimi, akılcı, gerçekçi bir üslup kullanılmalıdır. 9. Güneydoğu'da böyle bir eğitim hem devlet eliyle hem de STK'ların desteğiyle sağlanabilir. Hiçbir vakıf ve camiayı ayırt etmeden tüm imkanları bu eğitim için seferber etmek gereklidir. Türkiye'nin bölünmesi tehlikesi söz konusuyken gruplar, vakıflar, camialar, partiler arasındaki fikir ayrılıklarının bir önemi yoktur. Tüm bu ayrılıkları bir kenara koyup bölünmeye karşı ortak tavır alınmalıdır. 10. Bölge halkına özgürlük vaat eden PKK, bunu yaparken bağnazların hurafelerini kendi lehine kullanmaktadır. Kadını yarım varlık olarak gören, modernliğe ve gençlerin neşesine karşı cahil, acımasız, gaddar, adalet ve hakkaniyet duygusu olmayan bağnazlık, PKK'ya uygun bir zemin oluşturmaktadır. Dikkat edilirse PKK ve uzantıları sık sık kadınları özgürleştireceklerini, gençlere değer verdiklerini vurgulamaktadır. Oysa gerçek kadın özgürlüğü, eşitlik ve adalet ancak Kur'an ahlakının tam uygulanmasıyla sağlanır. PKK'nın elinden bu kozu almak da bağnazlığa karşı Kur'an ahlakının yayılmasını sağlamakla mümkündür. Kürt kardeşlerimiz yıllarca çok büyük acılar çektiler. Artık acıların sarılacağı, Güneydoğu'nun Paris gibi, Londra gibi olacağı günlerdeyiz. Türkiye'nin hep birlikte büyüyeceği, İttihat İslam'ın kurulacağı dönemdeyiz. Yıllarca iddia edilen Ergenekon'un akıl almaz zulümlerine maruz kalan kardeşlerimize şimdi de Marksist, Leninist, Stalinist, baskıcı, dayatmacı, gaddar, acımasız PKK tırnaklarını geçirmiş durumda. Kardeşlerimiz bir beladan kurtulmuşken onları yeni bir belanın içine atmak çok büyük vicdansızlık olur. Ne devletimiz ne milletimiz böyle bir vicdansızlığa göz yummaz. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Bülent Bey nasılsınız? Çok iyi Adnan Bey, siz nasılsınız? Allah'a hamdolsun. Maşallah. Merve. Hocam sizle oynayan bütün kızları kıskanıyorum. İnşallah bir gün ben de sizinle karşılıklı oynarım diyor. İnşallah. Viyan Sara, Ece Demirel, Ece, 25 Ece, programda Çavella çalıyor. Niye o kadar önemli görmüş ya acaba? Sevmiş. Ha, hocam, Belil Hanım'la karşılıklı kaşık oynamanı istiyoruz. Hocam hayırlı akşamlar. Sizi severek Başkent Üniversitesi yurdundan topluca seyrediyoruz. Maşallah Davut heykeli gibisiniz. Maşallah. Ve maşallah. Konuklarınızdan size iman aşkıyla bağlılar. Gözlerinden okunuyor. İyi yayınlar. Meftun Yüksel yazmış. Hocam sohbetinize doyum olmuyor. Yarım dakika bile kaçırınca çok şey kaybetmişim gibime geliyor. Sohbetleriniz o kadar samimi ki insanın ruhunu doyurur. Bir de o güzel sesiniz o kadar güzel ki, o kadar şefkatlisiniz ki. Azerbaycan'dan Gülnara. Hocam insan nefsi hakkında konuşur musunuz Osman Bey?
Serpil Akçe. Aynı konuyu bile anlatsanız çok büyük bir heyecanla dinliyorum. Her seferinde başka türlü detaylandırarak anlatıyorsunuz diyor. Hocam sizi severek dinliyoruz, tebrik ediyoruz. Hocam bir ricam var. Siteye yayın tekrarı erken konabilir mi? Geç kaydedilince bakamıyorum. Sabah da göremiyorum. Akşam da olmuyor. Birkaç gün sonra görebiliyoruz diyor. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, yine Kürt kardeşlerimiz Diyarbakır'da Şehit Yasin Börü'yü anma töreninde "Kahrolsun PKK" diye bağırdılar. Onun bir videosu vardı. Göreyim. Aslan onlar, aslan. Maşallah. Koç yiğit onlar, helal olsun onlara maşallah. Maşallah. Siz dünya masonluğu büyük Müslüman katliamı için hazırlanıyoruz. Bu hazırlığı önleyen aydın Müslümanlar bu gerçeği görmüyorlar. Cihat Gencer, Cihat GNCR. Sen de mason değil miydin? Canlı yayında mason olduğun için lobiden sertifika almıştın. Masonluk diplomaları. Evet. Bu durumda hazırlık yapanlardan biri sen olmuyor musun diyor. İşte ilginç yanı o. Biz durduranlarız. Ateist masonluk vardır, bir de Allah'a inanan masonluk vardır. Benim tabi olduğum masonluk, Allah'a inanan masonluk. Evet. Müslümanların başını deliğe sokmaya kalkanlar ateist masonlar. Ateist masonluk. Ama biz Allah'a çok şükür bütün localara Kur'an koyduk. Ve yoğun bir imani faaliyet yaptık. Tapınak şövalyelerin lideri, bak akşama kadar sizin kitaplarınızı okuyorum diyor her gün. Hayatımı adadım diyor. Bak buraya gelen masonlar da gittiler, namazlarını kıldılar. Yani şöyle düşün, mesela Firavun Sarayı bir mason mabediydi. Ama onun içinde Hazreti Musa da vardı. Ayrıca Hazreti Hızır da vardı. Hazreti Musa'ya kefil olmuştu o şahıs. Biraz derin düşünürlerse oradan çok anlam çıkartırlar. Hazreti Musa'nın bütün hayatı masonların içinde geçti. Hazreti Hızır da duvarcı ustasıydı. Ve Hazreti Musa'yı ziyaret için Firavun'un sarayına sık sık geliyordu. Oradan artık ne anlam çıkarırsan. Şu an masonluk müspet yönde yönlendiriliyor. Dünya barışı için, dünya kardeşliği için. Davutoğlu selfie çubuklu olarak mitikte toplu resim çektirmiş. Bayağı şeker bir insan ya, bayağı sevimli ya. Ya çocuk sevimliliği var üstünde. Bu insan eğer faşist diyorlarsa ben onların aklına yanayım. Fotoğrafı vardı Adnan Bey, göstereyim. Evet. Çok sevdim. Yani zulüm olur, çok çok ayıp. Evet. Hoş sohbetliğiniz, çok güzel diyor. Hocam az önce başka üniversitesi yurdundan sizi izleyen kardeşlerimizin mesajını okudunuz.
Biz de sizi ayrı bir odadan takip ediyoruz. Sizi okulumuzda bir konferansta görmek isteriz. İnşallah ve sizi ve oradaki dünya güzel kardeşlerimizi, ablalarımızı Allah başımızdan eksik etmez inşallah diyor. Nazif. Tuğberk yönet. Hoca parti kur, oy atacağım sana. Teşekkür ederim. Hep siyasetle hallolacağını düşünüyor. Halbuki fikirle, sevgiyle hallolur. Ne alakası var onun? Muhammed ailesinin kaimi Mehdi ortaya çıktığı zaman Kur'an'ın indirildiği gibi öğretileceği yerler kurar. Tam indirildiği gibi şekilde öğretecek diyor. Onunla ilgili yerler kurar. Sayın hocam, Hazreti Mehdi sevgiyle dünyayı İslam'a davet edecek. Peygamber Efendimiz silahla mecbur kaldı. Ben kime örnek alacağım? Allah razı olsun. Turgay, sevgiler ve saygılar. Peygamber Efendimiz sevgiyle, şefkatle, nezaketle, kibarlıkla, affedicilikle, sabrıyla, nezahetiyle, inceliğiyle, yüksek ahlakıyla İslam'ı hakim kıldı. Allah vesile etti. Savaşa mecbur. Savaş, saldırdılar, kendini savundu. Yani adam sana kılıçla saldırıyorsa, değil mi? Kafanı kesmeye çalışıyorsa, sen ona kalkan tutarsın. Veyahut o kılıçla onun kılıcını kırarsın. Böyle bir savunmaydı Peygamberimizinki. Savunma da insanlar İslam'a davet etti. Yani kimseyi zorlamadı. Ayette açık. Şeytan Allah'ın dinde zorlama yoktur diyor. Peygamber Kur'an'a tabiydi. Zorladığı hiçbir dönem olmadı. O yanlış biliniyor. Bilen eğer öyle biliyorsa yanlış biliyor. Siz sevgili için peygamberimize sahabeleri gönderdiğini anlatmıştınız. Hatta onların kıyafetlerini de donanımlarını da anlatmıştınız. Evet. Mücahit canım hocam, ne yaparsak her zaman şuurumuz açık kalır. İnsan arasında girdiğimizde hemen onlar gibi şuursuz konuşup şuursuz düşünüyoruz. Ama A9 TV izlediğimizde tekrar ruhumuza heyecan geliyor. Bu nasıl bir iş? Dua edin hocam. Allah bana sizinle beraber hizmet etmeyi nasip etsin. Zaten öyle bir yere girdiğinde imtihan olduğunu bilip oraya bir peygamber ruhuyla, Muhammedi bir ruhla gireceksin. Değil mi? Bir melek gibi gideceksin oraya. Allah için sevme konusundan bahseder misin? Başka türlü zaten bir sevgi insanın ruhunu doyurmaz ki. Allah için seversin. Yoksa neyini seveceksin? Dünyanın sevilecek hiçbir şey kalmaz. Cennet de Allah için sevilir, dünya da Allah için sevilir. Kapıyı açsana yavrum. Yunus Soylu, hayata küsmüş, umudunu yitirmiş, geçen 5 dakikayı ömrümden 5 dakika daha gitti diye düşünerek sevinen insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu insanlar nasıl hayata döndürülür? Nasıl öyle 5 dakika ömrümden geçti? Var mı öyle bir şey, duydunuz mu siz? Hayat zaten Allah için yaşanır. Allah aşkıyla yaşanır. Allah aşkıyla da bu imtihan biter ve ahiretteki sonsuz hayat başlar. Allah kullarına sevgisini nasıl gösterir? Eğer İslam'ı yayıyorsan, İslam'ı tebliğ ediyorsan, Allah yollarını seni sürekli açar. Yollarını açıldığında açıkça alenen görürsün. Ben mesela alenen görüyorum. Yani Allah'ın yardım ettiğini görüyorum. Ama Allah beni seviyor, ben eminim dersen, bu olmaz. Ümitle korku arasında olacağım. Zaman gittikçe hızlanıyor. Zamanımızı daha iyi nasıl kontrol altına alabiliriz? İlknur. Aklından an be an en iyi şekilde kullanmaya çalışacaksın. Allah için kullanılan zaman kıymetlidir.
Ahirete inanan insanlar dünya nimetlerini de neden istemesin ki? Naz sürmeni, şeytan Allah'ım, Cenab-ı Allah dünyadaki nimetler sizin diyor. Ahirette yalnızca sizin diyor. Müslümanlara. Cübbeli Argus, Argus Hoca Efendi. Kendine Argus de, Hoca Efendi demiş. Selamı eli bu oğlum. Mir Samet Mertcan. Kaynaklar sizin söylediğiniz gibi söylemiyor. Gayet sarih, net bir şekilde kadın aklı yarımdır diyor. İşte bak, ufkun ötesi sizi bu hale getiren o kitaplar. Evet. Sen Kur'an'da bu gerçekleri göreceğine Kur'an dışı arıyorsun. Adnan Bey, kedi seven bir rakun videosu vardı. Bir bakayım. Ama sevgisi de bir türlü bitmiyor maşallah. Kulağına kafayı takmış. Ertuğrul Yıldız, yani sizce PKK'nın sonu IŞİD mi getirecek, Türk askerlerinin gücü yetmeyecek mi? Şimdi Türk askerinin gücü yeter de, Türkiye sınırları dışında 1000 kilometre uzunluğunda, 400 kilometre falan eninde bir toprağı işgal ettiler şu an. Burada Türkiye'nin yapacağı bir şey yok. Burada IŞİD'in hareket alanı. Yani öyle gibi görünüyor. Mustafa 1907. Bu adam noktada karşı olanları anlamıyorum. Kim onun gibi bir hayat yaşamak istemez ki? Mehtap. Yarın devam edelim. İnşallah. Yani çok uykusuz kalacaklar bu. Bayağı ileri bir vakit. İnşallah. Yarın yine sağız ve söz devam edelim. İnşallah. İnşallah. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.